Muğla mutfağında tatlı için kullanılan malzemelerin tuzlu yemeklerde, tuzlu için kullanılan malzemelerin ise tatlı olarak kullanımını görmek mümkün. Çünkü gerçekten yapılan bütün sebzeler ve meyveler öyle güzel işleniyor ki çok farklı yemekler haline gelebiliyor. Örneğin bestel diye bilinen tatlı, hatta reçel diyelim, bazen tatlı bazen reçel olarak kullanılan bestel aslında yemeklik kabakla yapılıyor ve aslında bal kabağı gibi düşünülmesine rağmen yemeklik kabakla yapıldığını biliyoruz. Aynı şekilde bal kabağıyla da tatlı yerine tuzlu bir yemekle bugün karşınızdayız ki bal kabağıyla börek, çarşı böreği, tepsi böreği tarzında birçok şey yapılabildiği gibi şu an bizim de yapacağımız şekilde köftesi de yapılıyor. Yani bizim Anadolu mutfağında mücver diye adlandırdığımız köfteyi Muğla mutfağında bal kabağıyla da yapabiliyoruz. Bunun haricinde yine köfte olarak adlandırılan bir başka bal kabağı yemeği daha var ki onu da daha sonra sizlerle birlikte yine yapacağız. Bugün sizlerle hepimizin mücver olarak bildiği bal kabağı köftesini yapmaya başlayalım. Bunun için yaklaşık bir dilim, 1 kiloya yakın kabağımız var, bal kabağımız var. Yarım demet kadar dereotu ve maydanozumuz var. Bir soğan kullanıyoruz. 2 ya da 3 tane yumurta kullanıyoruz. Bununla birlikte hem darunu hem buğday unu kullanarak da hamurumuzu kıvamlandırıyoruz. Hazırlığımıza başlayalım hemen. Hazırlığımız için bal kabağımızı rendeliyoruz. Ve rende yaparken aşağı yukarı rendelemek yerine tek yön rendeleme yaparak çok fazla sulandırmadan ve biraz daha iri parçalar halinde rendeleme yapabiliyoruz. Şu an yukarıdan aşağıya doğru rendeleme yapıyorum. Bal kabaklarımızı rendeledik ve hemen sıkarak, fazla suyundan arındırarak karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. Suyunu sıkmayacak olursak içerisindeki su daha fazla un çekmesine, dolayısıyla da daha hamurumsu bir yapı oluşmasına neden olur. Halbuki biz köfteyi kabaktan yapmak istiyoruz. Dolayısıyla da suyunu mümkün olduğunca sıkarak içinde bırakmamaya gayret ediyoruz. Hemen ardından soğanımızı rendeleyerek hazırlığımıza devam ediyoruz. Aynı alanda soğanımı da rendeliyorum. Yine soğanlarımı da aynı şekilde suyunu sıkarak karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Alanımı temizleyerek diğer hazırlıklarıma devam ediyorum. Bal kabaklarımı rendeledim, soğanımı rendeledim ve iyice sıkarak, suyundan arındırarak karıştırma kabımın içerisine aldım. Alanımı temizledim ve hemen ardından maydanozlarımı ve dereotlarımı doğruyorum. Mümkün olduğunca ince doğradıktan sonra artık harcımı bir araya getirebilirim. Doğramalarımızı yaptık, artık bir araya getirerek karıştırma aşamasındayız. Bunun için yumurtalarımı kırarak başlıyorum. Üç yumurtamı kırdım ve yumurtamı iyice ezerek harcımla bir araya getiriyorum.
ardından yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar karabiber, yine bir çay kaşığı karbonat, iki kaşık buğday unu ve iki kaşık da mısır unu ilave ederek iyice birbirine yediriyorum. Son olarak doğramış olduğum dereotu ve maydanozlarımı da ilave ediyorum. Ve iyice birbirine karıştırıyorum. Kabak köftem kızartmak üzere hazır ve hemen zeytinyağında kızartmak için ocağıma geçiyorum. Bal kabağı köftemizi yapmak üzere ocağımızın başına geldik ve tavamızı ocağımızın üzerine aldık. Tavamız biraz ısındıktan sonra içerisine bir bardak zeytinyağımızı ilave edeceğiz. Ve yağımız tamamen ısındığı zaman, henüz ısınmamışken kesinlikle köftelerimizi yağımızın içerisine bırakmıyoruz. Bu yağ çekmesine ve dağılmasına neden olur. Tamamen ısınmadan köfteleri pişirmiyoruz. Yağımız tamamen ısınacak. İçerisine bir küçük parça harcımızdan koyduğumuzda cızırdama, etrafında köpürme gördüğümüzde bu bizim için yeterli olacak. Ve hemen yağımın ısınıp ısınmadığını kontrol ediyorum. Biraz daha beklemek gerekecek. Hemen ardından kızartmaya başlayacağım. Kaşığımı biraz yağ batırıp ıslıyorum ve hemen ardından köftemden bir kaşık alıp yayıyorum. Bir tarafı tamamen piştiğinde çevirerek diğer tarafını da pişirmeye alıyorum. Kızarttığımız köftelerimizi içerisine kağıt havlu koyduğumuz tepsimizin içerisine alıyoruz ki fazla yağını süzdürebilelim. Daha sonrasında servis tabağımızın içerisine elbette ki aktarabilir ve yanında sarımsaklı yoğurtla birlikte servise çıkartabiliriz. Tüm köfte harcımı bu şekilde kızartıyor ve kağıt havlumun üzerine alıyorum. Bal kabaklarımızı kızarttık ve hemen ortasına bir yoğurt tabağı koyduğumuz servis kabımızın içerisine dizmeye başlıyoruz. Aslında sarımsaklı yoğurt ya da yağlı yoğurt olarak da bilinen ev yapımı yoğurt. Her ikisini de kullanabiliyoruz. Tamamen tercihinize kalmış. Ve hemen kenarlarına kabak köftelerimi dizmeye başlıyorum. Kabak köftelerim servise hazır. Afiyet olsun.